Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar hocam. Şimdi geçen hafta şöyle bir şeyleri bir hatırlayalım diye konuşmuştuk. Dağları bir hatırlayalım diye konuşmuştuk. Yer şekillerini haritalar üzerinde konuşalım demiştik. Şimdi şöyle bir hatırlatayım. Toparlayıp zannedersem şuraya kadar el mi gelmiştik? Tam hatırlamıyorum da. Bu Bey Dağları, Elmakuz Dağları buralarda bir yerlerdeydik diye hatırlıyorum. Şöyle bir hızlıca toparlayıp geçeceğim. Doğu Karadeniz'in dağlarına yüksek demiştik. Kaçkar Dağları var demiştik. Karçal Dağları var demiştik. Karçal çok kaynaklarda geçmez arkadaşlar ama Karçal Dağları daha önce ÖSYM'nin KPSS sınavlarından bir tanesinde soruldu. Hangisinde buzul vardır şeklinde, kalıcı karlar vardır şeklinde bir soruydu. Oradan da şey aklınızda kalsın demiştim hani yani içinde kar geçiyorsa o daha yüksek bir dağdır, karlı bir dağdır. O yüzden insanlar ona karlı bir isim koymuşlardır. Sonuç olarak Kaçkar'da, Karçal'da yüksek dağlar karın, buzulların yer şekilleri oluşturduğu yerlerdir. Güncel buzulların olduğu dağlardır. Mescit Dağları, Yalnız Çam Dağları, Allahu Ekber Dağları, Kalkanlı Dağları, Otlukbeli, Giresun Dağları. Bunlar Doğu Karadeniz'in yüksek dağlarıydı. Sonra Canik Dağları nispeten alçalıyordu ve geriye doğru çıkıyordu. Batı Karadeniz'e geldiğim zaman Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Köroğlu Dağları diye içeriye böyle bir sıra gidiyordu ki burası önemliydi. Bunu unutmayınız. Küre, Ilgaz, Köroğlu diye giriyor içeriye. Bolu'nun tam olduğu yerde Bolu Dağları var. Marmara bölgesine geçtiğimizde Yıldız Dağları'nı görmüştük. Burası Engebeli, Marmara bölgesinin Engebeli yüksek yerlerinden biriydi. Samanlı Dağları Samanlı Dağları bizim için önemliydi, şu açıdan önemliydi. Burası İzmir, İstanbul otoyolunu birbirine bağlayan bir güzergahta bulunuyordu. Samanlı Dağları'nın üzerinde bir tünel yapmıştık. Orhan Gazi Tüneli'ydi ismi. Devamında Osman Gazi Köprüsü'nden şuradan geçip İstanbul'a varıyorduk. Türkiye'nin en uzun otoyol tüneliydi. Samanlı Dağları'ndaki Orhan Gazi Tüneli. Unutmayınız onu, çıkacak sorularda. Çıkar yani, gelebilir. Sonra aşağı Toros Dağları'na indik. Toros Dağları'na geldiğimde de Bey Dağları'nı gördüm. Batı Toroslar. Biz Toros Dağları'nı şimdi bölmüştük. Batı Toroslar, Orta Toroslar, Güneydoğu Toroslar diye. Bey Dağları Batı Toroslardaydı. Sonra devamında Geyik Dağları vardı. Toroslar değil ama içeriye uzanan sıra dağlarımız da bizim Dedegöl ve Sultan Dağları'ydı. Burdur Isparta tarafına doğru uzanıyor. Çok zorlarda ya da kaynaklarda görmeyeceğiniz şuradaki bir Toros, Orta Torosların bir parçasına Elmakuz Dağları deniliyor. Bu sene Milli Eğitim'in kitabında yer aldığı için bu dağın ismi telaffuz ettikleri için buraya ekledim Elmakuz Dağları diye, aklınızda bulunsun. Yani sorulacağını çok zannetmiyorum açıkçası ama yine de bir kulağınız aşina olsun. Sonra Mersin'de burası. Mersin'in arkasında Bolkar Dağları var dedik. Hemen devamında Adana var. Adana'nın arkasında da Aladağlar var demiştik. Bol kar dağları da dikkat edin, içinde kar geçtiği için özellikle işte bizim kalıcı karların, buzulların oluştuğu, var olduğu yerlerden bir tanesiydi. Yüksek, yani 3500 metre civarında bir yükselti kar dağlarının. Devamında içeriye doğru giden bir Aladağlar var. Güneydoğu'ya doğru gittiğinizde devamında Tahtalı Dağları, Nurhak Dağları ve Güneydoğu Toroslarla Toros Dağları tamamlanıyor. Şurada Doğu Anadolu bölgesinin yüksek noktasında bir buzul dağı vardı. Burada bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesi deyince genelde şöyle bir algı oluşuyor. Sanki bu Hakkari falan da Güneydoğu Anadolu bölgesinde gibinize geliyor bazen. Yani şurayı komple Güneydoğu Anadolu olarak kabul ediyorsunuz şöyle. Ama Hakkari Güneydoğu Anadolu bölgesinde değildir arkadaşlar. Şırnak da değildir hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Merkez olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde değildir. Şöyle ben burayı çizecek olursam şayet şuraya kadar şu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Hakkari'nin olduğu yer, Hakkari'nin merkezi Doğu Anadolu bölgesinde. Hatta Doğu Anadolu bölgesinin Hakkari dağlık yöresinde bulunuyor. Şırnak'ın merkezi Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Fakat Cizre Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yani Şırnak'ın bir ilçesi Cizre Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Bu Cizre'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olması ve buradan Dicle Nehri'nin geçmesinden dolayı Cizre Güneydoğu Anadolu bölgesi projesi içerisindedir. GAP projesi içerisindedir.
Cizre'yi GAP projesine alınca demişler ki Doğu Anadolu bölgesinin kenti olan Şırnak'a da bu GAP projesini alalım. Şırnak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde değildir. Doğu Anadolu bölgesindedir ama GAP projesine dahildir. Güneydoğu Anadolu bölgesi projesine dahildir. Bölge dışından gelir yani. Buraya dikkat edin. Bunun gibi bir de mesela Kilis vardı şurada. Kilis de aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesinde değildir ama Akdeniz bölgesinden özellikleri Güneydoğu Anadolu bölgesine çok benzediği için ve geride kaldığı için bu projeye dahil etmişlerdir. Yani GAP projesinde bölge dışından gelen kentlerdir. Aklınızda bulunsun. Görmüşken ifade edeyim. Bir de burada özellikle yine şurayı şöyle düzelteyim. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesi genellikle yer şekillerinin sade olduğu bir bölgedir. Yükseltinin pek az olduğu bir bölgedir. Burada Güneydoğu Torosları görüp de Güneydoğu Anadolu bölgesi sanki engebeli gibinize gelmesin. Yani bu Toros dağları Akdeniz bölgesinin engebeli olmasını sağlıyor da Güneydoğu Anadolu bölgesinin engebeli olmasını sağlamıyor. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinin her yerinde görülmüyor bu Toros dağları, Güneydoğu Toroslar. Kuzeyinden bölgesiyle sınır oluşturuyor. Bir kısmı Doğu Anadolu bölgesi, bir kısmı burada aşağıda Güneydoğu'da. Güneydoğu'nun özellikle Güneydoğu'nun özellikle engebeli yerleri şu kuzey kısımlarıdır. Aşağı tarafları, bu Urfa, Mardin tarafları özellikle yer şekillerinin sade olduğu yerlerdir. Aklınızda bulunsun. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok yükseltili, engebeli bir yerdir. Hatta Güneydoğu'nun en yüksek noktası şurada Diyarbakır sınırlarında bulunuyor. Karacadağ Volkanı az sonra konuşacağız. Öyle bir yerdir. 2000 metre civarında bir yükseltisi vardır. Sonuç olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinin sade olduğunu, yer şekillerinin sade olduğunu unutmayınız lütfen. Efendime söyleyeyim. Sonra Doğu Anadolu bölgesinde Karasu, Aras Dağları, Palandöken, Erzurum'da, Bingöl, Mercan Dağları. Bunlar Doğu Anadolu bölgesinin yüksek yerleri. Tabii Doğu Anadolu bölgesinde dağ sayısı fazla yani bir sürü dağ var. Ama bizim belli başlı temelde bilmemiz gereken bunlar. İç Anadolu bölgesi ne doğru geldikçe işte Sivas tarafında bir Tecer Dağları var. Yozgat tarafında bir Akdağlar var. Efendime söyleyeyim. Ankara'da Elma Dağı var. Elma Dağı bir kayak merkezi. Eskişehir tarafında Sivrihisar Dağları var. Kütahya tarafında Simav Dağları var. Bunlar bizim özellikle kıvrılarak oluşmuş dağlarımız. Yani kıvrılma olduğunu özellikle de vurguluyorum. Çünkü dikkat edin bunu göstereceği zaman da şöyle şekilde göster. Şuraya antiklinal der. Haberiniz olsun. Antiklinal kavramı kıvrımla ilgilidir. Ya da aşağıdaki şu boşluk, ovalık kısmı senklinaldir. Arkadaşlar ya çok özür dilerim. Arkadaşımın bir oğlu hastaneye götürmüşler de şimdi o arıyor. Bir onu merak ettim. Hemen açıp hemen geri dönüyorum. Alo. Ne yapsın? Nasıl oldu? Allah.
Ne dedik? Şu antikrinal şurada antikrinallerimiz eğer kıvrılarak böyle çıktıysa antikrinal kelimesini göreceksiniz. Aşağıda da senklinal kelimesini göreceksiniz. Bunlar kıvrımla ilgili kavramlardı. Bir de Horst ve Graben vardı. Horst ve Graben kavramı da kırıkla ilgili zaten şimdi ona geçeceğiz. Şimdi geldik Kırık Dağları. Burada daha basit. Tabii bunları ezberlemeniz, kırıkları ezberlemeniz daha kolay. Kıvrıkları ezber, yani tür olarak sorduğu zaman yapı olarak hangisi kırılarak, hangisi kıvrılarak, hangisi volkanik diye sorduğunda özellikle şeyi söylemek daha mantıklı. Bunları ezberlemek daha mantıklı. Kırık ve volkaniklerin sayısı az. Şurada hani derste söylemiştim. Kazma, yutan, boz, ayı, meledi diye kodlamıştık. Ege'nin kırıklı dağlarıydı bunlar ve kırık deyince aklımıza Ege bölgesi gelmeliydi. Ve Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları bunlar bizim özellikle Kıyı Ege'deki dağlarımız. Yalnız burada şeye dikkat edin. Kaz, Madra, Yunt, Boz ve Aydın Dağları kıyıya dik olarak uzanırken Menteşe Dağları kıyıya paralel olarak uzanıyor. Farklıdır. Bir de şunu yanlış yazmışım şuraya. Şurada Nur Dağları. Diğer bir de işte Amanos Dağları vardı. Bizim bu Antakya tarafında. Bunların tabii grabenleri de vardı. Mesela Kazla Madra'nın arasında graben yoktu. Madra'yla Yunt arasında şöyle yazayım ya, mouse olduğu için. Bakırçay grabeni vardı. Gediz grabeni vardı. Küçük Menderes grabeni vardı. Büyük Menderes grabeni vardı. Bunlar bizim grabenlerimiz, tektonik ovalarımızdı. Bunlar bizim. Hatta Nur Dağları'nın grabeni de Amikovası'ydı. Burada başka söyleyecek bir şey yok herhalde. Bunlar artık iyice yerleşmiştir diye düşünüyorum. Kırık dağlar özellikle deneme sınavlarında falan da çok görüyorsunuz. Geldik Doğu Anadolu bölgesi, özür dilerim. Geldik volkanik dağlara. Volkanik dağ dediğimiz zaman aklımıza hemen Doğu Anadolu bölgesi gelebilir. Volkanik arazi dediğimiz zaman da aklımıza Doğu Anadolu bölgesi gelebilir. Volkanik arazinin en çok olduğu bölgemiz bizim işte Doğu Anadolu bölgesi. Ondan sonra da İç Anadolu bölgesidir. Burada volkan konilerini görüyorsunuz aslında. Yani biz bunlara volkanik dağlar deyip geçiyoruz ama bunlar esasen volkan konisi diye adlandırılır. Ve bu volkan konilerine baktığımızda özellikle volkan konilerinin olduğu ya da volkanik dağların olduğu yerlerde fay hatlarının olduğunu görürsünüz. Fay yırtıklarının, fay kırıklarının daha doğrusu olduğunu görürsünüz. Sonra bu bölgelerde kayaç yapısına baktığımızda da hep püskürük kayaç olduğunu görürsünüz. Zaten magma yeryüzüne çıktığı zaman püskürük kayaç diye adlandırılıyor. Hatta yer kabuğunun içinde de bulunsa onlara yer kabuğunun içindekilere iç püskürük diyoruz. Dışarıya çıktığı zaman da dış püskürük ismini veriyoruz. Şimdi şeyde Doğu Anadolu bölgesinde şu volkanik dağları şöyle ezberleyebilirsiniz. At, sım diye kodlarsanız şayet yukarıdan aşağıya doğru bu iner aşağıya. Atsın dediğimiz zaman Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı ve Nemrut Dağı'nı kastediyoruzdur. Ağrı Dağı, Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı olmak üzere şurada iki tane Ağrı Dağı var. Biz Ağrı Dağı deyip geçiyoruz ama Büyük Ağrı Dağı 5000 küsür metre, 5137 metre yüksekliğinde. Küçük Ağrı Dağı 4300 metre civarında. Büyük Ağrı'nın ismi Atatürk Zirvesi diye geçer. Küçük Ağrı'nın ismi Gediz Zirvesi diye geçer bu arada. Ondan sonra Nemrut çok yüksek değildir bu arada. Buradaki Nemrut yaklaşık 2600-2500 metre civarında bir yükseltisi vardır. Çok aşırı bir yüksek bir dağ değildir. Göl olan Nemrut Gölü dediğimiz göl buradadır. Şimdi bir de Adıyaman'da vardı Nemrut Dağı. Fakat Adıyaman'daki Nemrut Dağı Komagene Krallığı kalıntılarının olduğu bir yerdi. Oranın yapısı farklıydı. Şeydeki Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nın
Orası hatta fiziksel olarak bizim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu Adıyaman'daki Komagene Krallığı kalıntıları Nemrut Dağı Milli Parkı olarak geçiyor. Tarihi bir alandır. Şu anda bizim için fiziki olarak bir şey ifade etmiyor. Volkanik olan Nemrut Dağı Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunuyor. Burası göl dedik. Hatta Nemrut Dağı'ndan çıkan lavlar buradan geçen akarsuların önünü kapatmış. Volkanik Set Gölü olan Van Gölü'nü oluşturmuştur. Bu arada bunlara baktığımızda bunların hepsi tabakalı volkandır. Karacadağ tabakalı volkan değildir, kalkan görünümlü volkandır. Karacadağ, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek volkanik arazinin olduğu dağdır. Yaklaşık 2000 metre civarında bir yükseltisi vardır. Çok yüksek değildir. Güneydoğu'nun en yüksek yeri demiştik. O da 2000 metre çok yüksek değil zaten. Karacadağ'ın şöyle bir özelliği var. Burası kalkan görünümlüdür. Yani tek sefer patlamıştır ya da bu patlama nispeten tabakalılara göre daha az olmuştur. Yayılmıştır böyle. Tabakalılara baktığınız zaman mesela farklı dönemlerde patladıkları için onlar üst üste eklenerek çıkmıştır böyle. Böyle tabaka tabaka yukarıya doğru çıkmışlardır. Karacadağ volkanına baktığımızda da onda çok yükselememiş. Burada çıkıyor, patlıyor, soğuyor, katılaşıyor. Sonra tekrar bu üzerine binlerce el ekliyor böyle yani yukarıya doğru. 5000 metreye kadar çıkmıştır mesela Ağrı Dağı böyle oluşmuştur. Şu ise öyle oluşmamıştır. Karacadağ volkanı az sayıda patlamıştır, yayılmıştır böyle, çok yükselememiştir. Böyle bunun kalkan görünümlü olduğunu bilin. Sonra İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karadağ, Karacadağ volkanları var. Zaten şu bölge, bu bizim peri bacalarının olduğu bölgedir. Burası volkanik bir araziye sahiptir. Karacadağ'dan iki tane var. Bir İç Anadolu bölgesinde var, bir Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. İç Anadolu bölgesindeki Karacadağ ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ volkanları sorularda karşınıza çok sık gelmeyecektir açıkçası. Çünkü ikisi de volkanik yapıya sahip olduğu için özellikle bir şey birbirinden ayırt edecek bir durumu yoktur işin aslında. Kula Tepeleri var Ege bölgesinde. Kula Tepeleri Türkiye'nin ilk jeoparkı olarak geçiyor. Türkiye'nin en genç volkanik arazisidir aynı zamanda burası. Sonra bir de Uludağ'ımız var. Uludağ'a baktığımızda da Uludağ Bursa'da 2600 metre civarında bir dağdır. Şimdi Uludağ'ın şöyle bir özelliği vardı. Uludağ'da şu anda güncel buzul yoktur. Fakat 4. jeolojik zaman buzullaşmasından etkilenip orada buzul sirk gölleri oluşmuştur. Fakat 4. jeolojik zamandaki o buzul çağı sona erince günümüz iklim koşulları oluşunca o buzullar erimiştir ama oluşturduğu yer şekilleri yani o buzul sirk gölleri orada hala vardır. Yani Uludağ buzul olmadan şu anda buzulların oluşturduğu sirk göllerinin olduğu bir yerdir. Şimdi bir de akarsulara bakalım. Akarsuların şeylerini bilirseniz fena olmaz. Belli başlı özellikleri var. İşte Türkiye'de doğup dışarıya çıkanlar, dışarıdan gelenler, doğal sınır çizenler. Bunları bilirseniz fena olmaz. Şimdi şurada bir Çoruh Nehrimiz var. Çoruh'la ilgili bileceğiniz önemli şeyleri şöyle bir hızlıca toparlayalım. Bir kere Çoruh dediği zaman rafting sporu yapılır. Çoruh Nehri'nde Deriner Barajı diye Türkiye'nin en derin, dünyanın da en derin 6. barajı bulunuyor. Çoruh Nehri temiz bir nehirdir ve Çoruh Nehri'ne baktığımız zaman dışarıya dökülür. Yani Doğu Karadeniz'den kaynağını alır, dolaşır. Artvin merkezden geçer. Ondan sonra dışarıya dökülür. Gürcistan'ın Batum şehrinden gider. Temiz bir akarsudur. Harşit çayı sık sık taşkın yapar. Yeşilırmak, şurada Kelkit Nehri var. Kelkit Nehri gelir. Şurada birleşir Yeşilırmak'la. Buradan denize dökülür. Denize döküldüğü yerde Yeşilırmak Çarşamba Deltası'nı oluşturur. Sonra Kızılırmak Türkiye'de en uzun, kendi sınırlarımızın içerisindeki en uzun akarsudur. Sivas'tan doğar, İç Anadolu bölgesini dolaşır, dolaşır, dolaşır. Ondan sonra gelir,
tam denize döküldüğü yerde Bafra Deltası'nı oluşturur. Samsun bu ikisinin arasındadır. Türkiye'de taşımacılığın yapılabildiği tek akarsu Bartın Çayı'dır. Tomruk taşımacılığı yapılıyor. Sonra Zonguldak'a doğru gittikçe Filyos ya da Yenice Irmağı karşımıza çıkıyor. Filyos ya da Yenice Irmağı dediğimiz ırmak da özellikle kirlenmeye başlayan nehirlerden bir tanesidir. Sebebi de buradaki Karabük Demir Çelik Fabrikası ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının olmasıdır. Sonra devamında Sakarya Nehri Türkiye'de en çok bölge dolaşan nehirdir ve aynı zamanda Türkiye'nin en kirli nehirlerinden birisidir. Çünkü bir nehrin kirli olması ya da bir nehrin temiz olmasını etkileyen temel faktör aslında şeydir. Nüfusun çok olmasıdır ya da işte sanayinin çok olmasıdır. Eğer bir yerde nüfus çok fazlaysa o zaman o nehir kirlenecektir. Sanayi çok fazlaysa kirlenecektir. Sakarya'da bu hem nüfusun fazla olduğu hem de sanayinin çok olduğu yerlerden geçiyor. Sonra Susurluk Nehri, bu da Balıkesir'den Marmara Denizi'ne dökülür. Nispeten kirli diyebileceğimiz nehirlerden bir tanesi. Marmara'ya geldiğimiz zaman Bulgaristan'dan kaynağını alan bir Meriç Nehri var. Meriç Nehri şurada, tam üst üste bindirmedim ben seçilebilsin diye. Şuradan doğal sınır çizer. Bizim Yunanistan'la doğal sınırımızı çizen önemli nehirlerden bir tanesidir. Yer şekillerinin sade olduğu bir Ergen Ovası'nda aktığı için Meriç Nehri her sene taşkın yapar. Bu arada Meriç Nehri'nin diğer bir kolu da Ergene Nehri'dir. Ergene Nehri de komple bu bölgeye Ergene bölümüne can verir tarımsal anlamda. Tam bir can kaynağıdır. Burada bataklık alanda yetiştirebildiğiniz özellikle işte bir pirinç gibi bir tarım ürününün yetiştirilmesini sağlar. Önemli miktarda pirinç üretimi vardır Ergene'nin. Bu arada şurası Edirne'dir. Şurası da Tekirdağ'dır. Tekirdağ ile Edirne'nin arası. Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes nehirleri, bunlar da Ege bölgesinde. Bu grabenlerde Bakırçay grabeni, Gediz grabeni, Küçük Büyük Menderes grabeninde akan nehirlerimizdir bizim. Bu arada Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri Menderes oluşturur adından anlaşılacağı gibi. Şöyle S çizerek giderler yani bunlar. Şöyle şöyle S çizerek düz yerde aktıkları için. Akdeniz'e geldiğimiz zaman Dalaman, Eşen, Aksu, Köprü ve Manavgat nehirlerini göreceğiz. Şimdi burası da arazisi karstik olduğu için karstik kaynaklarla beslenir. Ve özellikle buradaki akarsuların rejimi Doğu Akdeniz akarsularının rejimine göre daha düzenlidir. Dikkat edin, düzenlidir demiyorum rejimi, daha düzenlidir diyorum sadece. Türkiye'de rejimi düzenli olan akarsu sadece Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz bölgesinde, Karadeniz'de denize dökülen akarsulardır. Burada karstik kaynaklar olduğu için yaz döneminde yağış kesildiğinde Akdeniz ikliminde Seyhan'ın, Ceyhan'ın suyu otomatik olarak yağışa bağlı kesilir. Ama burada bir Dalaman, bir Eşen, Aksu, Köprü, Manavgat, bunlar karstik kaynaklarla de beslendiği için depoları vardır bunların. Bu depolardan su çekerler kendilerine. Dolayısıyla Dalaman, Eşen, Aksu, Köprü, Manavgat karstik kaynaklarla beslenir. Göksu Nehri de nispeten aslında karstik kaynaklarla beslenir ama bu tarafı daha böyle baskın bir şekilde belirtmek istedim. Bir de Türkiye'de rafting sporunun en çok yapıldığı nehirlerden bir tanesi Çoruh Nehri'ydi. Ondan sonra raftingin en çok yapıldığı, eğer Çoruh Nehri'ni vermediyse yani soruda şıklarda, şunları rafting sporunun yapıldığı yer nehirler olarak alabilirsiniz. Seyhan, Ceyhan ikisi gelip tek bir delta ovası oluşturdu. Buraya biz Çukurova Deltası ismini veriyoruz. Sonra Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır bu arada Çukurova Deltası. Sonra Asi Nehri, Asi Nehri Lübnan dağlarından doğar, gelir. Şurada ufacık bir Suriye ile doğal sınır çizer. Amik Ovası'ndan Samandağ'a denize dökülür. Su taşkını yapan nehirlerden bir tanesi. O zaman dışarıdan Meriç Nehri bir geldi. Sonra bir de Asi Nehri dışarıdan geldi. Bunlar dışarıdan gelip bizim ülkemizde denize dökülenler. Devamında Karasu ve Murat nehirleri Doğu Anadolu bölgesinin iki önemli nehri. Elazığ tarafında Fırat'la birleşirler ve buradan Fırat Nehri Basra Körfezi'ne, Basra Denizi'ne doğru gider. Yani kaynağı bizde olan Murat'ta, Karasu'da, Fırat daha doğrusu
Kaynağı bizde olup kendi dışarı çıkan önemli nehirlerdendir. Fırat Nehri Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyelinin en yüksek olduğu nehirdir. Çünkü Fırat Nehri şey bir nehirdir. En çok barajın olduğu, işte Atatürk Barajı gibi, Keban Barajı gibi, Karakaya Barajı gibi nehirleri, barajların olduğu, en çok elektrik enerjisi üreten barajların olduğu nehirlerdir. Nehirdir. Devamında Dicle Nehri, bu arada Fırat'la Dicle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesinin, yani GAP projesinin önemli şeylerinden bir tanesi. İkisidir daha doğrusu, başka da yoktur. Dicle de bu arada gelir, şu ufacık bir şurada Suriye ile sınır çizer, ondan sonra devam eder gider. Bu ikisi Basra Denizi'ne dökülürler aşağıda. İkisi birleşir, öyle dökülürler. Birleştikleri noktada Şatbil Arap diye geçer. Zap suyu da yine kaynağı bizdedir, temizdir. Çünkü kirletecek kimse yok burada. Bir sanayi tesisi de yok. Burada Dicle ile birleşir. O da daha sonra Fırat'ta birleşir. Yani Zap da, Dicle de, Fırat da kaynağı bizde olup kendisi dışarıya giden akar sulardandır. Aras Nehri Doğu Anadolu bölgesinden doğar. Arpaçay yukarıda bu Çıldır Gölü'nden doğar. Bu buradan gelir. Aras Nehri ile birleşir. Arpaçay şurada Ermenistan'la sınır çizer. Devamında şeyde Aras Nehri de, Aras Nehri olduktan sonra sadece Ermenistan, özür dilerim, Ermenistan'la ve Nahçıvan'la sınır çizer. Arpaçay sadece Ermenistan'la, Aras Nehri Ermenistan'la ve aynı zamanda Nahçıvan'la, Azerbaycan'la doğal sınır çizer. Küçücük bir parçadır şurası. Sonra Kura Nehri var. Kura Nehri de yine aynı şekilde Aras gibi Doğu Anadolu bölgesinden doğup kaynağını bölgeden alır. Ondan sonra yurt dışına çıkar. Dışarıya giden, özellikle bu Hazar Denizi dediğimiz, Hazar Gölü dediğimiz yere denize dökülür. Kapalı havza durumundadır burası bu arada. Şurası da açık havza durumundadır. Bunlar denize döküldüğü için, bunlar Basra Denizi'ne dökülür. Şuna biz Hazar Denizi diyoruz ama şunların döküldüğü yere, orası deniz değildir. Dünyanın en büyük gölüdür aslında Hazar Gölü. Büyük olduğu için denizde denir zaman zaman. Şurayı toparlayalım. Dışarıya dökülenler, Çoruk dışarı gidiyor, Fırat dışarı gidiyor, Dicle dışarı gidiyor, Zap dışarı gidiyor, Aras dışarı gidiyor, Kura dışarı gidiyor. Doğal sınır çizenler de Meriç, Asi, Arpaçay, Aras ve Dicle nehirleri doğal sınırlar çiziyor. Şurada deltalarımız var. Yeşilırmak Çarşamba Deltası'nı oluşturuyor. Bunu mutlaka bilin. Kızılırmak Bafra Deltası'nı oluşturuyor. Bakırçay, Gediz, Küçük Büyük Menderes grabenleri de Bakırçay Nehri, Gediz Nehri, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri akıyor. Tam denize döküldüğü yerde Bakırçay Deltası diyoruz ama Bakırçay Deltası'nın gerçek ismi aslında Dikili Ovası. Gediz Nehri'nin tam denize döküldüğü yerde Menemen Ovası. Gediz Deltası da diyoruz, Menemen Ovası da diyoruz. Özellikle Menemen Ovası'dır haritadaki ismi. Küçük Menderes'in tam denize döküldüğü şu kırmızı noktaya biz Küçük Menderes Deltası diyoruz ama esasen orası Selçuk Ovası'dır. Büyük Menderes'in denize döküldüğü yerde Büyük Menderes Deltası ya da esasen Balat Ovası diye adlandırıyoruz. Sonra Göksu Nehri'nin denize döküldüğü yerde de Göksu Deltası da diyoruz ama özellikle orası Silifke Ovası'dır. Seyhan'la Ceyhan da gelip burada Türkiye'nin en büyük delta ovasını, kıyı ovasını oluştururlar. Şurada platolarımız var. Yapılarını ve yerlerini bilirseniz yararlı olur. Şimdi İç Anadolu bölgesinde özellikle Haymana, Cihanbeyli ve Obruk platoları var. Ankara ve Konya'da, bunlar Ankara'nın Haymana ilçesi ve Konya'nın Cihanbeyli ilçesi üzerinde kuruldu bu platolar. Obruk platosu da hemen Tuz Gölü'nün altındadır. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Yozgat'ta, Uzunyayla'da bir kısmı Sivas'tadır. Doğu Anadolu bölgesine doğru da taşar. Şimdi bunların temel ekonomik faaliyetleri tahıl tarımıydı.
Sonra bunlarda ayrıca hayvancılık yapılıyordu. Koyun yetiştiriciliği yapılıyordu, mera hayvancılığı olarak. Onun dışında bir de bu İç Anadolu bölgesindeki platolar yapı olarak yatay uzanışlı platoydu. Sonra geldim Erzurum Kars'a. Erzurum Kars ve Ardahan platoları. Erzurum Kars ve Ardahan platoları özellikle Türkiye'nin en çok soru gelen platolarındandır. En yüksek platosudur. Aynı zamanda sert karasal iklim görülür bu platolarda. Bitki örtüsü çayırdır, toprak Çernozyum topraktır. Büyükbaş meracılığın en çok yapıldığı platolardır bunlar. Aynı zamanda lav örtülü platolardır. Çatalca Kocaeli platosu Marmara bölgesinde. Şurası Çatalca, şurası Kocaeli platosu. Çatalca ve Kocaeli platosu. Aşının platosudur. Zaten Marmara bölgesi alçak bir bölgedir. Kırsalda yapılan ekonomik faaliyet diye bir şey söyleyemem. Çünkü kırsal yoktur. Burası nüfusun özellikle çok fazla olduğu, sanayinin çok yoğun olduğu yerlerden birisidir. O yüzden kırsal kalmamıştır. Aşağıda Teke ve Taşeli platoları var. Teke ve Taşeli platoları da özellikle karstik arazileriyle meşhur, verimsiz, aynı zamanda engebenin çok olduğu platolardır. Akdeniz bölgesinin önemli platoları. Evet, iki tane karstik plato var zaten. Bir tanesi Teke, bir tanesi Taşeli'dir. Bir tane lav örtülü var. Daha doğrusu iki tane şöyle. Erzurum, Kars, Ardahan. Bunlar lav örtülüdür yapı olarak. Şu aşınımdır. Perşembe platosu Ordu'da. Burası da aşınarak oluşmuştur. Aşınımdır. Çok gelmez sorularda. Bunun dışındakilerin hepsi yatay uzanışlı tabaka düzlüğü platosudur. Yani İç Anadolu bölgesindekiler. Yazılı Kaya ile İç Anadolu bölgesinin platoları aynıdır zaten. Çünkü Yazılı Kaya platosu aynı İç Anadolu bölgesinde gibi kırsal da tahıl tarımı yapabilen işte yer şekilleri de İç Anadolu bölgesine benzer zaten. Küçükbaş koyun yetiştiriciliği yapan bir platodur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep platosu var ve Şanlıurfa platosu var. Bunlar da gene aynı İç Anadolu bölgesinin özelliklerini taşıyan platolardır. Başka da bir numaraları yok. Sadece şu İç Anadolu bölgesi şeyi unuttuk söylemeyi. Tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılır. Ankara keçisi. Aynı tiftik keçisinin en çok olduğu bu İç Anadolu bölgesidir, Ankara çevresidir. Bir de Siirt çevresinde de bu Diyarbakır Siirt tarafında da bu şeyler var. Tiftik keçisi hayvanlarını yapıyorlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde de. Kıyı tiplerimiz vardı. Özellikle İstanbul Boğazı ve İstanbul'daki Haliç Riye tipi kıyıydı hatırlarsanız. Eski akarsu yataklarının deniz doldurmasıyla oluşmuş bir kıyı tipiydi. Çanakkale Boğazı Riye tipi kıyıydı. O zaman İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Boğazlar yani Riye tipi ve 4. jeolojik zamanda oluşmuştu unutmazsanız. Haliç İstanbul'daki Riye tipi kıyıydı. Bir de Riye tipi kıyı Muğla'da vardı. Boyuna kıyı tipimiz Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı tipimiz vardı. Enine kıyı tipimiz Ege bölgesindeydi. Şu dağları dik olarak çizdiğiniz zaman E harfi çıkıyor buradan aklınızda tutun demiştim. Enine bunlar da boyuna. Özellikle Türkiye'de Dalmatça kıyı tipi dediğimiz kıyı tipi sadece Kaş, Kalefenike ve Kalkan kıyılarında görülüyor. Şu bölgede Dalmatça kıyı tipi vardı. Çok gerçek sınavda geleceğini zannetmem ama Silifke'de bir de karstik vadileri suların doldu, deniz suyunun doldurmasıyla oluşan Kalanklı kıyı tipi diye bir kıyı tipimiz vardı. Bu da Silifke kıyılarında var. Türkiye'de olmayan kıyı tipleri de mesela Haliç Türkiye'de yoktu. Vat Türkiye'de yoktu. Çünkü gelgitten dolayı oluşuyordu. Türkiye'de gelgit yoktu. Türkiye'de gelgitin olmamasının sebebi de Türkiye'nin özel konumudur, göreceli konumudur. Bir de Türkiye'de Skayer ve Fiyort gibi buzulların oluşturduğu yer şekilleri de görülmez kıyılarda. Çünkü Türkiye orta kuşak ülkesidir. Yani Türkiye'nin matematik konumu yani mutlak konumu Türkiye'de Skayer ve Fiyort'un görülmesini engellemiştir. Haliç'le Vat'ın görülmesini Türkiye'nin göreceli konumu engellemiştir. Skayer ve Fiyort'un görülmesini de Türkiye'nin orta kuşak yani matematik konumu görülmesini engellemiştir.
Körfezleri de bilirseniz fena olmaz isimlerini, nerede olduğunu. İzmit, bir numara İzmit Körfezi. Şurada hemen zaten kirli bir körfezdir burası. Sanayi, İzmit'in sanayisinden dolayı. İki, Gemlik Körfezi'dir. Üç, Bandırma Körfezi'dir. Dört, Erdek Körfezi'dir. Bu Kapıdağ Yarımadası'nın sağı ve solu. Yani bunların ikisini karıştı. Yani ezberlemenize çok da gerek yok. Hangisi Bandırma'ydı, hangisi Erdek'ti demenize gerek yok. Şeyi bilin sadece. Özellikle Erdek ve Bandırma dediği zaman bunun Marmara'nın içeride olduğunu, yani şu gelip Kapıdağ Yarımadası'nın sağında solundaki körfezler olduğunu bilseniz yeter. 5 numara Saros Körfezi'dir. Saros Körfezi Türkiye'nin en temiz körfezlerinden bir tanesidir. 6 numara Erdek Körfezi. Özür dilerim, düzeltiyorum. Edremit Körfezi. Şurası Biga Yarımadası'dır. Şurası Gelibolu Yarımadası'dır. Hemen şu alttaki, burası Balıkesir'e bağlıdır bu arada. Edremit Körfezi dediğimiz yer. Hemen altında 7 numara Çandarlı Körfezi. 8 İzmir Körfezi. 9 Kuşadası Körfezi. 10 Güllük Körfezi. Bunu bilin, Güllük Körfezi'ni. 11 Gökova Körfezi Muğla'da. 12 Fethiye Körfezi Fethiye'de. 13 Antalya Körfezi Antalya'da. 14 Mersin Körfezi. 15 de İskenderun Körfezi. Şunları zaten çıkartırsınız ama önemli olan şurada, özellikle buraları bilirseniz fena olmaz. Yani işte Bandırma, Erdek, ondan sonra Gelibolu, Saros, Edremit, Çandarlı, İzmir'in hemen üstünde İzmir, ondan sonra Kuşadası, Güllük Körfezi, Gökova Körfezi, Fethiye Körfezi. Bunların en azından şunu bilin, yani bu işte tam noktasında bilmenize gerek yok da, bu Ege kıyılarında bir Çandarlı dediği zaman tutup da şunu Marmara bölgesinde aramayın. Yani söylemeye çalıştığım şey o, Ege'ye kıyısı olduğunu bilin, ya da Fethiye Körfezi'nin ya da Güllük Körfezi'nin, yeter size. Çok böyle direkt nokta olarak burası neresidir diye sormaz. Ama daha önce şöyle sormuştu, demişti ki balık çeşitliliğinin, pardon, evet, balık çeşitliliğinin en çok olduğu yer neresi diye sormuştu. Balık çeşitliliğinin en çok olduğu yer, işte normal şartlarda biz boğazlar falan diyebiliriz aslında, ama boğazlar dememiş mesela. İşte Erdek Körfezi demiş, Bandırma Körfezi demiş, Gelibolu Yarımadası demiş. Yani şimdi şurası Marmara'nın tam olduğu yer, tam körfezlerin olduğu yeri söylediği için burada çeşitliliği çok aramamak lazım. Ama boğazlar olduğu zaman mevzu, çeşitlilik çoktu. Çünkü göç yolu üzerinde bulunur. Yani Boğaz dememiş, Çanakkale Boğazı dememiş, Gelibolu Yarımadası demişti. Böyle bir şey kurmuş kendince. Soru kurmuştu ÖSYM'e. Burada başka diyecek bir şey yok. Şu şeyleri mutlaka bilin. Dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri. Şimdi biz dış kuvvetleri akarsu, rüzgar, dalga, buzul, çözülebilen kayaçlar diye sınıflandıracağız. Ama aslında daha doğrusu dış kuvvetler dediğimiz şu gruptur, şurasıdır. Şurada akarsuyun oluşturduğu ya da suyun oluşturduğudur aslında şu çözülebilen kayaçlar. Burayı ayrı tuttum. Karstik arazide oluşandır. Ama sonuçta dış kuvvetin etkisi vardır. Burada şimdi akarsu aşındırma ve biriktirme yapıyor. Akarsunun aşındırarak oluşturduğu, mesela aşağıdakilerden hangisi akarsu aşındırma şeklidir diye sorar. Vadi der, birikinti konisi, ırmak adası, delta ovası, taban seviyesi ovası der. Yani dört tanesi biriktirme olur, bir tanesi aşındırma. Bu sınıflandırmayı kafanızda yapmanız lazım. Aşındırma vadidir. Heri bacası akarsuyun oluşturduğu bir yer şeklidir. Dev kazanı şelalenin ağzında olur. Kırgı bayırı Badlands'tir. Aşındırma sonucu, akarsuyun aşındırması sonucu ortaya çıkmıştı. Biriktirme olarak baktığımız zaman işte birikinti konisi, zaten burada bundan gelmez birikinti konisi. Ya, isminde birikinti geçtiği için gelmez bunlardan, ama gene de bilin. Birikinti yelpazesi. Dağın eteğinde oluşan ova, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, taban seviyesi ovası. Delta zaten akarsu biriktirme şeklidir. Onu artık bildiğinizi düşünüyorum. Irmak adası, ırmağın içerisinde oluşan adacıklardır. Biriktirme ve aşındırmanın olduğu yer şekilleri de işte, hem biriktirme var hem aşındırma. Menderesler vardır, sekiler vardır, taraçalar vardır bunlarda. Aşındırmanın
Rüzgar aşındırmasının olduğu şeylere baktığımız zaman, şekillere baktığımız zaman Mantarkaya mesela şeytan masası. Direkt şöyle bir yeryüzü şeklidir. Şu bir kaya olsun. İşte şurada rüzgarlar esiyor. Bu gelip şurayı oyar şöyle. Al sana mantar kaya oldu. Bu Ürgüp tarafında çoktur. Tafonni yoktur mesela. Bunların Türkiye'de olmadığını bilin. Tafonni yoktur. Yardank yoktur. Hamada kaya çölüdür. Hamada yoktur. Şahit kaya yoktur Türkiye'de. Biriktirme kumul, barkan, hilal şeklindeki tepeciklerdir. Lös birikme sonucu oluşur. Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri böyledir. Sonra dalgalar, aşındırma ve biriktirme gene ayrılır işte. Falez, doğal köprü, aşının platformu bunlar aşındırma. En çok sizin karşınıza falez gelecektir aşındırma ile ilgili. İşte Türkiye'de dalgaların böyle çok aşındırmalı yeri, aşındırma yaptığı yer derinliğin fazla olduğu yerdir. Derinliğin en fazla olduğu yerde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz ve Antalya tarafıdır. Buralarda falez çoktur mesela. Biriktirme olarak da plaj, kıyı kordonu, kıyı oku, lagün. Lagünler gelir sorularda. Bir koy ya da körfezin önünü dalgaların taşıdığı kumların kapatmasıyla ortaya çıkan bir yer şeklidir. Lagün dediğimiz yer şekli. Büyük çekmece, küçük çekmece, terkos, durusu bunlar birer lagündür. Sonra tombolomuz var bir tane, saplıada dediğimiz şey. Şöyle. Şurada mı var? Şurası tomboloydu mesela. Şu 3 numara. Kapı Dağı tombolosu. Bir de Sinop vardı tombol olarak gösterebileceğimiz. Burası. Bunlar bir önceden ada olan yerler dalgaların taşıdığı kumlarla birikmiştir. Burayı biriktirmiştir. Bağlamıştır karaya. Sapı olan bir ada haline gelmiştir. Buzulların oluşturduğu yer şekilleri de Hörgüç Kaya, Sirk Çukuru, Buzul Vadi ya da Asılı Vadi diğer ismi. Bunlar buzulların aşındırarak oluşturduğu yer şekilleri. Biriktirme sonucu oluşan yer şekilleri de moren, sander düzlüğü, durum düzlüğü. Bunlar da biriktirerek buzulların oluşturduğu yer şekilleridir. Çözülebilen kayaçlarda oluşan yer şekillerine baktığımızda da karstik arazide yine aşındırma ve biriktirme var. İşte karstik arazilerde Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Galeri, Düden, Obruk gibi şunun 3'ü 4'ü hatta aynıdır. Lapyalar büyür, dolinler büyür, uvalalar büyür, polyeyi oluşturur. Mağara, galeri, düden bunlar yine aynı yapının elemanlarıdır. Karstik çözülme sonucu ortaya çıkarlar. Birikme olarak da sarkıt, dikit, sütun, traverten bunlar oluşur. Bunun dışında başka da son olarak da şu göllerimiz kaldı. Şöyle hızlıca onu toparlayacağım. Oluşumlarına göre, oluşum şekillerine göre gölleri sınıflandırdığımız zaman tektonik, karstik, volkanik, silt göllerini bir grupta, set göllerini de alüvyol set, kıyı set, volkanik set, heyelan set ve karma oluşumlu olarak ayrıca sınıflandıracağız. Tektonik olanlar basit muhasebe diye kodluyoruz. Burdur, Acıgöl, Sapanca, İznik, Tuz, Manyas, Ulubat, Hazar, Akşehir, Seyfe, Ever, Beyşehir, Eğirdir gölleri. Bu arada Beyşehir'le Eğirdir hem tektonik hem karstiktir. O yüzden karma oluşumlu göldür. Karstik göller özellikle Akdeniz Antalya tarafında Keksas diye kodlarsınız. Kestel, Elmalı, Kovada, Salda, Avlan, Suğla. Bunların dışında işte Akgöl, Hafik, Timraş, Kızören gibi göller vardır. Ondan sonra volkanik olanlara baktığımızda Mango diye kodlarsınız. Meke, Acıgöl, Nemrut, Gölcük gölleri. O joker kullandık. Meke mağaradır, Acıgöl mağaradır, Nemrut kalderadır, Gölcük mağaradır. Sirt göllerine baktığımız zaman Aynalı Göl, Karagöl, Kilimli Göl, Sat Gölü diye Akkız diye kodlayabilirsiniz. I yok. Buzulların oluşturduğu göllerdir bunlar da. Şu üçü Uludağ'ın üzerindedir. Aynalı Göl, Kilimli Göl, Karagöl. Set göllerine bakacak olursak da Alivyol Set gölleri Mumçek diye kodlayabilirsiniz. Marmara, Uzungöl, Mogan.
Çamiçi, Bafa, Eymir, Köyceğiz Gölü. Kıyıset göllerini kodlayacak olursak şuraya. Ben yazayım, burayı yazmamışız. Büyükçekmece. Akyatan. Terkos, Durusu. Ayatan. Küçükçekmece. Gölü. Bunlar kıyı set gölleridir. Volkanik set gölleri hep Doğu Anadolu bölgesinde bunlar. Balık, Haçlı, Çıldır, Erçek, Van, Nazik gölleri volkanik set gölleri diye isimlendirilir. Volkanik set göllerini biz Bahçıvan diye kodlarız. Bahçıvan diye aklınızda tutabilirsiniz. Volkanik set göllerinin tamamı hep Doğu Anadolu bölgesindedir. Heyelan set göllerini Beyaz Tas diye kodlayabilirsiniz. Borabay, Yedigöller, Zinav, Tortum, Abant ve Sera gölleri. Bunlar Karadeniz'deki göllerdir. Karadeniz'de heyelan çok olur çünkü zaten. Bir de oluşumlu göllerimiz var. Yani oluşumunda birden fazla etkinin olduğu göller var. İşte Beyşehir Gölü tektonik karstiktir. Kovada Gölü karstik tektoniktir. Eğirdir Gölü tektonik karstiktir. Van Gölü volkanik set tektoniktir diyebiliriz. Bunlar da kalma oluşumludur. Bunu size şeye gruptan attım. Aldınız değil mi bu şeyleri? Aldık hocam, geldi. Tamam. Bunları çıktı alıp doldurun. Sınavdan önce şöyle bir iyi olur herhalde ya. Muhtemelen yer şekilleriyle ilgili. Bu kadar benden. Var mı benden istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Haydi görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar.